Beğendiği Rengarenk kanalına hoş geldiniz. Yeni bilgilerle karşınızdayız. Evet, bugün size buzdolabı magneti yapmak istiyoruz. Şimdi bunun için malzemelerimiz neler? Bildiğiniz gazoz kapağı. Hatta biz bu gazoz kapaklarını hatırlıyorsunuz değil mi çocuklar? Evet. Yazlıkta çay bahçesinde bunları atmıyorlardı. Ve bayağı bir toplamıştık hatta biz şu şekilde. Evet. Bayağı etkinlik yapacak kadar gazoz kapaklarımız var. Sonrasında minik minik taşlarımız var, küçük küçük süslemek için. Onu biz yine, de denizde, evet, denizde bulduk. Özellikle Defne taşlar konusunda çok seviyor değil mi Defne? Evet. Taş toplamayı çok seviyor. Ben hem de çok derine dalarım denizde. Evet, Defne toplar. Bunlar da akrilik boyalarımız, farklı renklerde. İstediğiniz gibi arkadaşlar, akrilik boyalarınız varsa... Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım ben... Babam çocukken... Böyle kestane bağımız görmemiş ve babama bakmış, içine giymiş amaviyata giymiş. Biz de dinç kestanesini kesmiştik bir de. Ha tamam. Babam kesmiş. Şimdi devam edebilir miyim? Devam edebilir miyim? Evet, bu şekilde akrilik boyalar da olabilir. Size kalmış. Şimdi biliyorsunuz magnet olabilmesi için de mıknatıslarımız var. Yine bunları kırtasiyelerden edinebiliyorsunuz. Fırçalarımız var şu şekilde. Yine eğer üzerine çizmek istersek ya da ne bileyim isim yazmak istersek diye bu şekilde kalemlerimiz var ki bunlar biliyorsunuz CD üzerine yazılabilen kalemler. Evet, bunlar var, markerlar. İster bu şekilde yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Bu gazoz kapaklarının arkasına magnetleri yapıştırmak için ya da silikon kullanabilirsiniz. Biz silikonumuz da burada hazır. Ya da bu. Evet, şimdi malzemelerimiz hazır galiba değil mi? Evet. Evet, hadi bakalım herkes birer tane gazoz kapağı seçsin kendine. Hadi bakalım gazoz kapaklarımızı alalım. Şöyle tabii biz gazoz kapaklarının düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü düzgün. Resim yapmak istediğimiz için hani mümkün olduğunca böyle yamuk yumuk olanlar biraz hoş durmuyorlar. Evet, seçti mi herkes? Evet. Al bakalım. Evet. Evet, şimdi yavaş yavaş boyamaya başlayalım. Evet. Daha önceden yaptıklarımız da vardı. Mesela bu şekilde isterseniz şehir isimleri yazabilirsiniz. Ya da biz Bodrum'daydık, Bodrum'u yazmıştık. Bursa'yı, hatta şurada Bursa'yı yazmaya çalıştım ama daha henüz kurmasını pek eklemedim. Şu şekilde küçük taşlar var. Küçük taşı sarıya boyayarak onu güneş yapmaya çalıştım. Yeşil Bursa'mızı ifade etsin diye. Mesela şu şekilde yine yapıp şu hediye etmek istediğiniz kişilerin isimlerini buraya yazabilirsiniz bu kalemlerle. Bunlarla kontrolleyebilirsiniz. Bu şekilde hani parlak renkli, altın sarısı renkli olanlar var. Onları yapabilirsiniz.
Yine dediğimiz gibi şu şekilde değişik değişik süslemeler yapabilirsiniz. O size kalmış. Bunun için hemen şunu yapalım. Yine Denizkan, hadi bakalım buraya yapıştırır mısın magneti? Magnet. Evet. Bu hangi magnet? Makasası tutuşu şöyle. Hizmet istersen eleyeyim. Senin elin ne olmasın? Yanmasın değil mi? Evet, bakın bu şekilde hazır. Dediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Siz de çok değişik magnetler yapabilirsiniz, süslemeler yapabilirsiniz. İsterseniz hatta biraz kuruduktan sonra şuraya mesela gemi resmi çizebiliriz. Gemi resmi çizebilirsiniz. Görüşmek üzere.